Yani Ahmetcan Tercih'i yani Galatasaray'ın önünde öyle e, merkezi tantruf olarak orada çok yoğun bir şey yok. Tamamen hızlı hücuma oynayan bir Galatasaray var. Yani orada çok doğru pozisyonda duran Trabzonspor savunması ben e, pozisyon anlamında çok fazla bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. E, ki şu an Trabzonspor'un oyununa baktığın zaman en güçlü yanı hücuma giderken savunmadaki doğru duruşu. Yani son 3 maç belki e, kazanmakta zorlandı ama rakibe pozisyon vermekte de e, bence çok doğru işler yaptı. Bu şu an Trabzonspor'un bence en güçlü yanlarından bir tanesi. <laughs> e, yani biraz tabii ki yarın çıkacak olan takım da e, oyunu belirleyeceğini ben e, düşünüyorum. Yani Giresunspor spor maçı e, yani bence kazanabilecek bir oyunu e, Trabzonspor özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadı. Yani oyunun ilk bölümünde de aslında çok denedi Trabzonspor. Yani o kendi oyunun içerisinde hep kalmaya çalıştı. Belki e, tabii Kamçıkle Vakeme olmayınca belki oradaki o oyunu belirleyici oyuncular olmayınca hocam bazen oyunu istediğin kadar kendinde topuma pozisyon bulmakta zorlanıyorsun ki o maçın büyük bir bölümünde böyle. E, e, bir şey soracağım olduğunu ya. düşünüyorum. Bana mı öyle geldi ya? Bu Berat çok böyle hani bir laf vardı. Geberik bir durumu vardı ya. Çok kötüydü yani. Fizik olarak şeydi, iyi değildi. Ben öyle gördüm. Bilmiyorum ne sen daha yakından izliyorsun. Hmm. Evet Nasıl? doğru ha? hocam. Yani Berat'ın bazen Ben mi yanlış gördüm? Yok 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 yo, yo, çok doğru. Berat bazen hocam enteresandır. Ee, ben, bu tip görüntüyü böyle beklemedik maçlarda ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsun çok daha istekli oluyor. Bir bakıyorsun oyunun hiçbir bölümünde olmuyor. Halsiz böyle sanki şey Yani bu belki biraz etrafında oynadığı oyuncularla. Hamşikler daha rahat oynuyor. Orada daha o pas, sürkülesi, daha heyecanlı, daha doğru yapıyor. Belki yanındaki oyuncularla da alakalı. Çok sorumluluk veya oradaki oyunu onunla başlatmaya çalıştığı zaman... ...bazen böyle kendi enerjisinin altında oluyor. Evet. Ama dediğim gibi yani birazcık e, etrafındaki oyuncular da alakalı olduğunu ben e, düşünüyorum. E, yani genel olarak... Peki Ahmet olmadı. Şimdi üç tane oynayacak. Yani şimdi İsmail olabilir mi? Yok hocam İsmail, İsmail olmaz. İsmail mi? olmaz. En kötü orada e, dediğim gibi Dorukhan'ı sağ bek oynatırsa eğer Hamşik oynarsa Dorukhan'ı sağ bek oynatacak. Bir sıkıntı olmaz. E, yok Dorukhan'ı sağ bek oynatacak. Berat orta sahada yine Hamşik'le beraber kaleci Uğurcan'la üç 3 tane yerli oyuncuyu yakalayabiliyor. Bu biraz yarınki verecek olan karar olduğunu ben düşünüyorum. Ee, yani Trabzonspor'da başka bir problem yok, başka bir sıkıntı yok. Ee, ben her şeyin çok e, keyifli olduğunu e, düşünüyorum. Hı hı. Ee, yani tabii ki her ne olsa olsun bugün Fenerbahçe'nin 5 yaşın puan kaybetmesi de birazcık olsun bir, bir sakinlik yaratmıştır diye e, düşünüyorum. Yani Erdem ne olursa olsun. Yani ligin seyri e, bazen taraftarın geçen hafta kaybedilmiş bir puanı yani küçük de olsa bir bir, bir stres yaşatabiliyor taraftara. E, ama yani yarınki maç ben Trabzonspor'un yani performans olarak daha formda olduğu e, yani saha içerisindeki saha planlamasının çok daha Galatasaray'a göre e doğru olduğu bir e, oyun bekliyorum. Hı hı. E, tabii ki Galatasaray'da yarın ben çok farklı bir 11'e çıkacağını tahmin ediyorum. Savaş bilmiyorum bu konuda neler der. Ben özellikle ön bölümde yani belki Babel, belki Feguli, Memre yani orada e, çok daha hücum yönü yüksek bir oyuncu grubuyla oynayacağını tahmin ediyorum. Hiç beklemiyorum. Yani hocam. güzel bir oyun olabilir. Yarın. Şimdi hafta içi Taylan'ın cezası bilmiyorum. iki maçtan bir maça indirilmişti. Feguli döndü, Cezayir elendi. Galatasaray'daki son durumlar nasıl Savaşçıoğlu? Maç öncesi hazırlıklar nasıl ilerliyor? Galatasaray adına bir defa yani e, bir galibiyetin sadece kara bulutları birazcık böyle dağıtacak bir galibiyet olur. Muhalibiyet halinde çok çok iyi şeyler olur. Önce biraz e, hocamın bıraktığı yerden Feguli de Babeli de beklemiyorum. Babeli'nin zaten takımdan ayrılığı söz konusu. Aynen. Evet. yorgun geldi. Bugün sadece bir itman. İkinci yer hamle oyuncusu olarak olabilir. Tıpkı bugün Malatya Spor'da Benjamin Tedi'de olduğu gibi. Ama 11 olacağını zannetmiyorum. Emre başlar mı sağ kenar? Emre başlar. Ee, Emre Solda Kerem. Emre ile başlar. İlk maçta da 2 golü vardı Emre'nin. İlk, İlk maçta da 2 golü vardı. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu nasıl yorgun yani? Ne zaman oynadı en son maçı? Oynadı 2 gün. 2 gün önce oynadı geldi hocam işte. Bizim geçtiğimiz hafta e, Kasımpaşa oynadı akşam onların maçı vardı. E tamam ne olacak? Oynar yani ya. Ne olacak uçak 2 saat ya yatıyorsun. Oynarsa bir... sürpriz olur. Bugün antrenmanda tek antrenmanla. Ben, ne olsun? E, ne yapacak? Antrenman, şey hiç oynamadım. Sabahleyin Mehmet Hamdi Hocam dediği gibi karar değişir. Bir anda orada Emre'nin yerine Fegül'ü koyarsa da bana sürpriz olur. Galatasaray elindeki mevcut kadroda çok büyük bir sürpriz beklemek mucize olur. Babel'i oynatmayacak diyorsun. Babel o hiç oynamak hocam kaç haftadır yok. Ya, yok da oynayanları da görüyoruz. Babel'in şu anda e, Yedlin, Babel satış söz konusu. Bunların takımdan ayrılığı söz konusu. Allah oynayanları mı? da görüyoruz ama şu andaki mevcut kadroya baktığımız ya, zaman. Meleler, da, gibi. Dolaş, evet, evet, yani Luyunda mı ayrıldı? artık kesinleşti gibi. Yetli'nin artık kesinleşti gibi. Antep, Yeddin AB'den ABD'den gelmişti tekrar oraya dönecek gibi. Mevcut kadroda şu anda 11 yazmak çok kolay. Yani bugün eğer Mustafa Muhammed olsa, Jack ne olsa, Mustera işte baktığımız zaman Babel, Feguli bunlar mesela olmuş olsa şu şekilde de zaman bugünkü benim aldığım net e, çalışılan kadro Fatih, Boye, Nelson, Marka, Patrick Van Kaleci değişecekti. Yani kaleci Kraldonsu değişecek. Konusunda. Evet, kaleci değişecek çünkü e, bu maç çok ateşten çember yani çok acayip bir maç olacak yani Protos, Orta saha saysana bir daha. Taylan. Taylan. Berkan, Berkan. Çıkıldı Emre Kılıç. Iki, Önlerinde de Halil. Yani. Kerem Halil. Kerem var bu Altay. Üçlü evet. ya üçlü Çıkıldı Taylan Berkan. 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 Tamam bu Marsilya maçının orta sahası. Yani öyle orta saha öyle görüyorum yani bu sağ sol o ileride de diyorsun. Kerem, Kerem Emre. Emre. Ali. Ya bu, bu kadrolar Halil. bu kadrolar bakıldığı Halil. zaman müsterve koyalım buraya. UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetler puanlar almış bir kadro yani. Bu kadro böyle yabana atacak bir kadro değil. Evet. Trabzonspor'un kadrosu gibi bir kadro değil. Trabzonspor'un şu anda burada bana bir tane saha içi lideri ya da oyun zekası on numara özelliği yapıp, Böyle bir lider oyuncu görebiliyor musunuz hocam saydıklarım arasında? Trabzon'a bakıyorum. Bakasetas var, Hamsik, var, Viska var. var, işte Siyopis var. Burada da var. Kadir Bugün yok. Fegülü var, Babel var. Oynatmıyorsun. Hocam olmayanları Oyn seviyorsun. Niye oynuyor? Yok adamlar var. Babel hiçbir zaman oyun olmaz hocam ya. Babel'in yani var? Babel bu zamana ya. kadar hangi zaman oyun aklı olmaz? Fegülü dersek tamam. Fegülü bazı maçlarda sana Ya nasıl Babel ya? ya? Geçen sene bir Beşiktaş maçı var. Maçı aldı Babel ya. Hocam az önce al... Fenerbahçe'yi anlatırken söylediniz. Yani bir maçta olmaz. Bir maç Yılda yetiyor. Yılda 3,5 milyon euro ya, alan bir maç, maç yetiyor. olmaz. Bak Beşiktaş'ı yendi şampiyon oluyordu ya. 3 milyon euro alacaksın. 3,5 milyon euro alacaksın. Fark sen aldığı parayı boş ver ya. Ya, ya, Galatasaray bu maçı savaş nasıl bir oyun bekliyorsun Galatasaray'dan? Ben e, önce kontrol sonra baskıyı kurmaya çalışacak ama hocam tabii spor... beraber oyunda bir oyun yapısında çok bir bir değişik olmadı. Ben iki maçtır Alan çözemedim. savunması yapıyor mu sence Galatasaray? Oyuncuların yani. yerleri de çok değişti. E, oyuncuların yerleri çok değişti. E, alan savunmasını tabii ki eleştirdiğimiz Galatasaray'da bile çok daha iyi oturmuş bir alan savunması vardı özellikle Avrupa maçlarında. Şimdi i̇şte Kasımpaşa maçına bakıyorum. Giresun Giresunspor maçına bakıyorum. Bir önceki e, içerideki maça bakıyorum. Galatasaray böyle tam olarak e, savurgan. Yani bir arada o toplu halde savunma yapıp toplu halde hücuma çıkıp şu anda bakıyorum buradaki futbolcuların ruh halini düşünüyorum. Bugün mesela yönetim dün de oradaydı bugün de testlerdeydi. Prim. Ya bugün prim zamanı değil. Bugün i̇lk 6 kez 6 kamp ay. yapmış herhalde. ilk kez kamp aldı bugün takımı. Uzun bir aradan sonra iki senedir takımı kamp almıyordu. Bugün kamp aldı hoca. Tabii bu yönetimle beraber ortak alınmış bir karardır. Prim olayını duydum. Bugün Mehmet Özcan da bizden önce açıkladı. Ya böyle bir maçta iç sahada e, beraberliğe ekstra prim vermek, galibiyete ekstra prim vermek. Bulunduğunuz tablo zaten ekstra prim olmalı oyunculara. Aynen öyle. Galatasaray futbolcusu sahaya çıktığı zaman şu anda bugün Göztepe'de kazandı. Galatasaray şu anda e, 14. oldu. Kasımpaşa ile Giresun kazanırsa bir anda sen 16. sıraya geliyorsun. Yani orada tam göbeğe geliyorsun. Dolayısıyla riskli bir maç. Galatasaray taraftarı yan maça gelecek, desteğini gösterecek. Maç sonucunda geçen hafta olduğu gibi protesto olabilir. Yani ...beraberliğe razı olabilecek bir maç değil. Şimdi bazı oyuncuların karşılaştırmaları var elimizde. Tabii savunmalar da çok önemli. Trabzonspor'un geçen sezonda... E, ...ligin en iyi stoper ikilisi olduğundan bahsediliyordu. Hugo ve Edgaria. Edgaria ile yollar ayrıldı gerçi. Sakatlığı da vardı. Şimdi Markao ve Vitor Hugo'nun rakamları ekranlara geliyor. Pas yüzdesi, top kapma, hava topu kazanma... ...tabii istatistik içerisinde olmayan geriden oyun kurma konusu ki... ...geçen hafta Vitor Hugo'nun müthiş bir pası vardı. Bir orta saha Simas'taki oyun aklıyla başı. aynen... Harika bir pas atmıştı. Ee, oyunu ama. kurma konusunda da ikilinin de hem Galatasaray'da Markao, Hugo'da Trabzonspor'da büyük sorumlulukları Marcao'da var. Markao da iki haftadır etkilendi yalnız. Olumsuz, kötü sonuçlardan, değişimden. Şimdi ama bu kadar da, savunma hatasının olduğu tasım, yerde Markao'nun da problem işte, yaşaması işte çok hocam, normal. Takım zaman. halinde kötü çünkü. Evet. Kolay değil yani. Burada bulunduğunuz yer çok kötü bir şey. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Buralarda geldiğiniz zaman oradan çıkmak çok zor. Yani şu an ligin en hızlı hücumu, en çabuk hücumu yapan takım Galatasaray ama dönüşlere, savunmaya baktığın zaman da bu anlamda da en kötülerinden bir tanesi de Galatasaray. Son 3 haftada evet. Son 3 haftada inanılmaz. Geri Yeni evet. dönüşlerde yenilen gollere bakıyoruz. Yani çok, halı sahada yemeyecek tipte goller diyoruz yani. Çok Şimdi, kalabalık. Atanına olur. bakıyorsun Trabzon'un. Tufanına bakıyorsun. Bir tarafta Kornelis çok formda. Uğurcan çok formda. Geçen hafta bir tane elinden gol kaçırdı. Bunlar olabilir bazen zaman zaman. E Galatasaray'ın şu andaki bir numaralı sorunu kaleci <laughs> diyoruz ama birçok sorun var da. Tabii. O numara olarak baktığımız zaman bir numaralı kaleci sorunu. İsmail Çipi haftalardır vardı. Trabzonspor maçında ben Fatih'i bekliyorum çok net. Bugün e, o çıkacak sahaya. O da haftalardır maça çıkmıyor. Ya yani onun performansı da İsmail Fatih'in de kötü olabilir. Tek maçla Fatih, Fatih hocanın, de sorgulanacak. Fatih Hoca'nın ayrılmadan önceki Giresun spor maçı öncesi antrenmanda İsmail Çiçek'i deniyor. E, genelde az kaleci yedik takama geçer. Yani antrenmanlarda siz daha bizden. Orada bakıyor. Fatih ile İsmail değiştiriyor. İsmail'e mecbur kalıyor. Fatih'in performansı o kadar kötüyken. Yani şu anda Umutlu konuşamıyorum. Ön bölgeye bakalım. Evet. Şimdi Vakayemen'in dönüşünden bahsettik. Galatasaray'da da bir Kerem Aktürkoğlu fırtınası başladı. Devam ediyor. Hem ligde hem Avrupa'da performansı çok iyi. 21 maçta 5 gol 2 asisti var. Vakayemen'in de 16 maçta 6 gol 7 asisti var. Daha az maça çıkıp daha fazla skor katkısı veren bir Vakayeme var. Ama gözler bu iki oyuncu da olacaktır. Sahada oldukları takdirde. Yani şu an Galatasaray'ın hücumdaki bence en etkili oyuncu. Ya oyuncusu yani bütün... Bütün oyunun üzerinden yani e, ben bu gelişimini e, veya şu anki performansını bu kadar hızlı yapacağını çok beklemiyordum. Yani önceden skora katkı yapardı ama şu an özellikle e, yani oyuna da katkı yapıyor. Yani e, hem hucuma çıkarkenki doğru koşuları, yani oradaki e, doğru pas alışverişleri hı hı. bence Kerem'in şu an en büyük gelişmiş olan yanlarından bir tanesi. Bakım'a e, tabii ki çok daha farklı bir oyuncu e, yani. Yani takımı tek başına tutan bir oyuncu ve herhalde yarınki oyuncu da bence kendi takımlar adına en önemli en etkili oyuncular hı hı. olacaktır.